Şimdi bakın başka bir şey. Mesela Süleyman Soylu o Habertürk'teki programda bir demagoji ustası olduğunu gösterdi. Partisinde, Cumhur İttifakı'nda kendisine ilişkin ortaya çıkan tartışmaların üzerine örtmek için biraz aba altında sopa gösterme ihtiyacı hissetti o program sırasında. Örneğin, kamuoyunun dikkatinden kaçmaması gerekir. Süleyman Soylu dedi ki, 7 Haziran ile 1 Kasım arasında o gün parti içerisinde biz bir ekip kurduk. Arkadaşlar ne yaptıklarını unutmayalım. Suruç katliamı, Ankara Gar katliamı, Türkiye'nin bir kan gölüne döndüğü dönemi biz yaptık diyor İçişleri Bakanı. Bu bir suç itirafıdır. Arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın katledilmesi, emrini verenlerin işledikleri bu suçun hesabını vermesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi söylemek isterim. Bakın unutturulmak isteniyor. Yahu İçişleri Bakanı çıkıyor diyor ki bir siyasetçi 10 bin dolar para alıyor diyor. Kim arkadaş bu siyasetçi? Buradan AKP'li milletvekillerine sesleniyorum. Ya herkes biliyor ki muhalif olsa Soylu çıkacak diyecek ki şu milletvekili. Demek ki içinizden biri. Hepiniz töhmet altındasınız. Kim Süleyman Soylu'nun 10 bin dolar para aldığını söylediği siyasetçi kim? Geçtiğimiz hafta burada ifade etmiştim, çalışmalarına başladı. Türkiye İşçi Partisi bu konuda birlikte çalışmaya açık olan tüm demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla, gazetecilerle, hukukçularla birlikte bir araştırma komisyonu oluşturmuştu.